Hadi evladım, her sabah bıktım artık, aynı şey. Hadi kalk. Çünkü her sabah erken kalkmak zorundayım. O yüzden aynı şey. Hadi Emre. Ben oyuncaklar dünyasında yaşamak istiyorum. Eminim orada sabahları erken kalkılmıyordur. Baksana sen hele şu kokarcaya. Yana ne ya? Neden bizi oraya götürmüyorsun? Ben orayı çok merak ediyorum. Ben de. Makbuş bile gitti. Haksızlık ama bu ya. Ama ben de 2 dakikalığına gittim. Bir gözüm gördü, bir gözüm görmedi. Anlamadım ki hiçbir şey. Yanına lütfen bir şeyler yapamaz mısın? Çocuklar, bunu daha önce defalarca konuştuk. İnsanların oraya gitmesi kesinlikle yasak. Oho, müdür gitti, Simge gitti, Makbuş gitti. Daha ne olsun? Ay. Ama şokerin içirdiği iksir sayesinde gittiler. Biz de o iksirden içelim. Ay, iyi ama ben o ikisinin formülünü bilir miyim? Hem bilsem bile bunu göze alamam. Şoker bu yüzden büyük cezalar aldı. Hem yüce konsey sizi oraya götürdüğümü öğrenirse beni de cezalandırır. Belki de insan olmama bile engel olabilir. Ya aman ya, hep bahane, hep bahane. Bıktım. Ne de olsa bahane. Aa, çok huzurlanıyorsunuz sabahları. Şimdi 2 bardak kadar süt koy bakalım. Yeter mi? Yeter, yeter. Ay şunu biraz hızlandır kızım. Nedir bu böyle yavaş yavaş? Tamam. Yani şimdi biz mi yaptık bu keki? Tabii. Her seferinde sihirle yapmıyoruz ya. Sadece işimizi kolaylaştırıyoruz, o kadar. Şuna bak, mutfak robotu kesildi başımıza. Ay şeker ne kadar? Dök bakayım, dök. Yeter herhalde evladım. Ben böyle karar tutturamam ki. Aa, Nana, bakıyorum da dünya işlerine alışmışsın. Ya ne demezsin, yüzük işler el övünür. Tamam, biraz daha karışsın, sonra kalıba dök, fırına koy. 180 derecede 45 dakika pişecek. Ben içeri gidiyorum, program başlıyor. Ay, kocası kaybolan kadın vardı ya, buldu mu adamcağız? Yok yok, işte bugün her şey belli olacak galiba. Dün biri telefon bağlantısı yaptı. Deme. Ya, bence adam kadından kaçtı, bak görürüz. Hadi. Hadi gidip bakalım. Yıllar sonra bütün düzenimi alt üst ettin. Ne güzel burada tek başıma yaşamaya alışmıştım. Beni bularak yalnızlığımla kurduğum dengemi bozdun. Şimdi de canım sıkılıyor. Acaba Kulina'nın aptal oyuncaklarından birkaçını buraya mı getirsem? Hem işlerimi görürler hem de oyalanırım onlarla. Hatta belki de onları Kulina'ya karşı biraz savaşçı olarak yetiştiririm. Ama olmaz. Kulina onların peşine düşer, yine başım belaya girer. Of of. Yalnızlık çok kötü, çok. Babam beni çok güzel bir eğlence parkına götürmüştü. Hatta orada yunuslarla bile yüzdüm. O da bir şey mi? Biz annemle Avrupa'nın en büyük oyun parkına gidecek. Ömrünüzde öyle bir yer görmemişsinizdir. Kızım, asıl bizim bildiğimiz bir yer var. Orasını rüyanda bile göremezsin. Yok ya, neresiymiş orası? Emre. Masal ülkesi gibi bir yer. Hadi oradan atıyorsun. Hiç de değil. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir güzel yer yok, anladın mı? Saçma. Beni kıskandırmak için uyduruyorsun. Hiç de uydurmuyorum. Birbirinden güzel oyuncakların olduğu, yemyeşil, pırıl pırıl, harika bir yer orası. Emre! Şaka gibi. Hayal gücün çok geniş. Ancak masallarda olur öyle yerler. Yalancı ne olacak? Var diyorum ya. İsterin isterin amma gıcık. Emre? Arkadaşlarınla bu tavırda konuşmak hiç yakışıyor mu sana? Ama öğretmenim bana yalancı diyor. Tabii yalancısın. Anlattığın her şey yalan. Çocuklar, tartışmayı kesin bakayım. Beni dinleyin. Hepiniz hafta sonu kuracağımız kamp için velilerinizden izin aldınız mı? Evet. Güzel.
size doğayla uyumlu yaşamayı, doğada ayakta kalmanın yollarını öğreteceğim. Çok güzel vakit geçireceğiz. Ha, hepiniz uyku tulumlarınızla sırt çantalarınızı getirmeyi unutmayın, olur mu? Tamam. Bir daha teneffüste de size çadır kurmayı öğreteceğim. Hadi bakalım, şimdilik hoşça kalın. Umarım ormanda ayılar parçalar seni. Ben bu etkinliğe 3. kez katılıyorum. Bana kalırsa sen oraya gider gitmez korkup eve gitmek istiyorum diye ağlayacaksın. Hadi oradan gıcık. Bunlar hep böyle kavga ederler. Evet. Kulleyi kutlamak gerek. Ben şimdiye kadar böyle güzel bir tablo görmedim. Gerçek gibi duruyor, öyle değil mi? Dalga geçmesenize sersemler. Görmüyor musunuz? Benim işte. Şimdi daha da hayran oldum. O kadar gerçek ki konuşuyor resmen. Bu böyle şokeri andırıyor, öyle değil mi? Şimdi delireceğim. Bir dakika. Yaşamsal bir boyutun diyalektik iz dişim süreciyle yoğrulmuş. Ne diyor bu ya o? Saçmalamayın ya. Çıkarın beni buradan. Hadi bir şeyler yapın. Aa, şoker bu gerçekten. Benim ya, ne sandınız? Kulne beni buraya hapsetti. Çabuk çıkarın beni buradan. Çıkaramayız. Kulne bize çok kızar. Zaten nasıl çıkaracağımızı bilen var mı? Yok. Bakın şimdi, doğruca kütüphaneye gidiyorsunuz. Boşuna uğraşma şoker. Bunu yapamayız. Öyle mi? Oysa benim de sana güzel haberlerim vardı. Senin için çok önemli bir çizgi film stüdyosuyla anlaşma yapmak üzereydim tam da. Bu yalanlara karnım tok artık canım. Hey, nereye gidiyorsunuz? Lütfen, iş değilse yanımda durun. Canım çok sıkılıyor. Gorsan! Pierre! Dorfo! Of! Benimle sohbet edebilirsin. Benim için bir sakıncası yok. Ama benim için var. Şu hale bak ya. Kala kala sersem bir kuşa kaldık. Terbiyeli topla. Sürüla! Sürüla! Kulna seni ne hale çevirmiş? Evet çocuklar. Şunu da buraya taktıktan sonra... Bir de burayı kontrol edelim. Evet, çadırımız sapasağlam kurulmuş gibi oldu. Hah, bakın çocuklar, burada da bir kapısı var. Çadırımızın içine o kapıdan böylelikle giriyoruz. Gördünüz mü çocuklar ha? Ah, olamaz. Hay Allah. Çocuklar, çadırımız çöktü. Gayet tabii bunu bizim toprak düzenimizi kurmamız gerekiyordu. Burada kayıyor yerden. Hay Allah. Özür dilerim çocuklar. Aslında çadırı toprak düzeninde kurmak gerekiyordu. Efendim, hoş geldiniz. Ay meşgul seni, sizi rahatsız etmeyeyim. Aman efendim, öyle şey olur mu? Rahatsızlık ne demek? Hangi iş sizden daha mühim olabilir ki benim meşguliyetim? Bir çocuklar, bir de siz. Hafta sonu doğa sporları kulübü öğrencilerimizle bir uygulama yapacaktık. Onunla ilgili bir şeyler gösteriyordum. Buyurun efendim, odama gidelim. Çocuklar, öğrendiniz değil mi çadır nasıl kurulacakmış? Nasıl kurulacağım değil ama nasıl yıkılacağım çok iyi öğrendim. Şakacı, şakacı. Hiç merak etmeyin çocuklar, yanınızda ben oldukça hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Sizin gücünüz 10 kaplanın gücüne eşitmiş, öyle mi öğretmenim? Yani 10 olmasa da 3-4 kaplanın gücüne eşit diyelim. Ah bravo. Buyurun hanımefendiciğim. Evet Emre ve Yağmur, dileğiniz gerçek olacak. Sonunda oyuncaklar dünyasını göreceksiniz. Güzel. Evet çocuklar, şimdi kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Konumuz yerçekim kanununu bulan Newton. Evet, şimdi bu sayfayı okuyun bakalım.
Daha sonra bu konu üzerine konuşacağız. Emre! Şşt! Yok! Aa, yok! Hayda Emre. Senin aşım o odaya. Çekilsene. Ama bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şoker çekilsene ya. Şşt! Emre! Ya başımı belaya sokacaksın. Nerede olduğumu görmüyor musun? Emre çok önemli bir şey söyleyeceğim. Beni dinlemelisin. Ne oluyor Emre? Ya yok bir şey. Yani söyleyeceksen çabuk söyle. Tamam o zaman. Hemen konuya giriyorum. Oyuncaklar dünyasına gelmek istiyor musun? Hem de nasıl? Aman ona bunun imkansız olduğunu söyledi. Hiç de değil. İstersen ben seni götürebilirim. Sahi mi? Vay be. Emre. Şey öğretmenim. Newton'un kafasına elma düşünce yer çekimini bulmuş ya. Çok zekice değil mi? Yani başkası olsa bunu düşüneceği yerde elmayı yer çekip giderdi. Tamam, 5 dakikanız kaldı hadi. Şimdi konuşamıyorum, teneffüsü bekleyemez misin? Tamam, masadaki takvim var ya, Eylül ayının içinde olacağım. Teneffüste buluşalım. Vay be, ne eğlenceli. Evet Emre, okuduklarını anlat bakalım. Belki biz de eğleniriz. Şey... Belki de Şoker atladı. Nana oyuncaklar dünyasına gitmek istemediği için bizi de oraya götürmüyordur. Saçmalama Emre, öyle şey olur mu? Sen hala Şoker'in yalanlarına nasıl inanırsın? Onun nasıl biri olduğunu hiç mi bilmiyorsun? Ama ben oyuncaklar dünyasına gitmek istiyorum. Ben de gitmek istiyorum ama bunun için Şoker'e güvenemeyiz. Nana'nın umrunda olmadığımız çok açık. Ben ne olursa olsun çok gitmek istiyorum. Hayır Emre, bunu yapmamalıyız. İyi de böyle bir fırsat kaç kere çıkar ki karşımıza. Ben ne olursa olsun gideceğim. Sen istersen gelmeyi bilirsin ama ben gideceğim. O zaman ben de gelirim. Güzel. Yalnız kimseye bir şey belli etmemeliyiz. Korkuyorum Emre. Bu yaptığımız çok tehlikeli. Ya başımıza bir şeyler gelirse? Bence çok eğlenceli olacak. Hem bunu biraz da şu Özge gıcığının ağzından payını vermek için de istiyorum. Çünkü hayatta öyle bir yer görmedi ve göremeyecek de. Evet, sürekli bize hava atıyor. En güzel yerleri ben gördüm. Kimse benim gittiğim yerlere giremez deyip duruyor. Düşünsene oraya gidersek süper olacak. Adını söylememiz bile gerekmez. Herkes orayı anlatabiliriz. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Hiçbir yere. Sana hesap mı vereceğiz? Hem sen neden kapımızı çalmadan giriyorsun? Bir dahaki sefere çalarım excellence'larım. Gıcık ya. Üf. Bir şeyler çeviriyorsunuz ama öğrenirim nasıl olsa. Aa, ay bu konsey üyeleri de yaşlandıkça iyice çekilmez oldular canım. Aa, dünyadan döner dönmez çağırdılar hemen. Neymiş efendim? Luna Park'ın yenilenmesi gerekiyormuş. Ay tam 2 saat kafamı şişirdiler. Karar verin, hemen yapalım. Değer mi bunun için bu kadar konuşmaya? Aa! Kulina! 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 Çereba, senin ne işin var orada? Nihayet fark ettin. Şoker yaptı bunu bana. İyi ama o nasıl kurtuldu bu çerçevenin içinden? Ay, bilmiyorum. Biraz kestireyim dedim ama baktım pat Şoker dışarıda. Onu kim kurtardı? Ay bunu düşüneceğine önce beni şu tutsaklıktan kurtarsan diyorum. Şoker haklıymış. Burada esir olmak çok korkunç bir şey Kulina. Dur tamam tamam. Amma söylendin. Ay nihayet özgürüm. Ne güzelmiş özgürlük. Özgürlük ay, acaba Şoker buradan nasıl çıktı? Golfo, kurşun asker Piero. Bence babanızın kızacağı bir şeyler yapmaya hazırlanıyorsunuz siz.
Hiç de bile. Bunu da nereden çıkardın? Çünkü kapının önünde konuşmalarınızı dinledim. Heh, tam da sana yakışacak bir hareket bu. Yani. Bana bak, ortada bir şey yokken ortalığı karıştırayım deme. Şiddetin kötü bir şey olduğunu unutuveririm ona göre. O halde planlarınızdan bana da bahsedin. Kimseye söylemeyeceksin ama. Tamam, söz söylemem. Emre, ne yapıyorsun? Sakın söyleme. Ama başka çaremiz yok. Yoksa gidip babamıza söyleyecek. Hayır Emre. Hadi söyle şunu. Yarın gece kamptaki herkesi korkutmayı planlıyoruz. Ya evet. Eğer kimseye söylemeyeceğine söz verirsen oyunumuza katılabilirsin. Tamam, ben de varım. Nasıl korkutacağımızın planını orada yapacağız. Anlaştık, tamam. Ben aşağı iniyorum o zaman. Kampa gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de çok eğlenceli olacak. Ayı postuna girip kamptakilerin çadırına gelince kıyamet kopacak. Acaba müdür bize büyük bir ceza verir mi? Ama buna değer, çok gireceğiz çünkü. Tamam. Aman hemen de inandım sanki. Yarın gözünün üzerinizde olacak şapşallar. Yani hiçbiriniz Şoker'in nasıl kurtulduğunu bilmiyorsunuz öyle mi? Gerçekten bilmiyoruz. Zaten sen yokken biz senin odana girmiyoruz Yüce Kolina. Biliyorum biliyorum. Girmiyoruz. Korfo, belki sen bir şeyler biliyorsundur. Ben mi? Ona yardım ettiğimi düşünmüyorsun öyle değil mi? Ama birisi mutlaka yardım etmiş olmalı. Tek başına oradan çıkmasına imkan yok. Evet. İtiraf etmeliyim ki bana çok yalvardı onu kurtarmam için. Hatta film şirketiyle yaptığı sözleşmeden bile bahsetti. Ama ona inanmadım. İyi ama bunun mantıklı bir açıklaması olmalı mutlaka. Bilmiyorum. Peki ama Özge orada olmadığımızı görecek. O zaman durumu nasıl açıklayacağız? Ne var kızım, kampa gitmekten vazgeçtik deriz. Of, yağmur yeter artık, bunları düşünmek istemiyorum. Tek istediğim oyuncaklar dünyasını görmek. Hem o kadar korkuyorsan sen gelme istersen. Ben döndüğümde sana oranın nasıl bir yer olduğunu anlatırım. Ya hayır, geleceğim. Ben de orayı görmeyi çok istiyorum. İyi o zaman, artık bunu tartışmayalım. Biz kararımızı verdik. Ve bu sonsuza kadar ikimizin sırrı olacak. Zaten babamlar bizi kampta zannedecekler için hiçbir sorunla karşılaşmayacağız, merak etme. Yine de korkuyorum. Hiç korkma, her şey çok güzel olacak. Tıpkı bir masalın içinde yaşıyor gibi olacağız, düşünsene kızım. Evet çocuklar, kararınızı verdiniz mi? Benimle geliyor musunuz? Evet, biz kararımızı verdik, geliyoruz. Güzel, işte bu harika. Hadi, işin o zaman. Şimdi olmaz. Ortadan öyle pat diye kaybolamayız. Yarın okulun kampı var. Herkes bizi orada zannedecek. Oysa biz seninle oyuncaklar dünyasına geleceğiz. Anlaştık mı? En az benim kadar zekisin arkadaşım. O halde yarın sabah erkenden bu işi hallediyoruz. Şimdi heyecanlanmaya başladım bile. Ben de. Çocuklar. Eyvah Nana. Ne yapıyorsunuz siz iki saattir burada? Hiç. Bir şey mi oldu? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ne saklayalım? Sadece bizi oyuncaklar dünyasına götürmediğin için ne kadar üzüldüğümüzü konuşuyorduk. Öyle mi Yağmur? Hani bunu konuşmuştuk çocuklar? Olacak bir şey olsa ben sizi hiç üzer miyim? Hadi ama asmayın suratınızı. Bak şimdi ne yapacağım? Sen öğretmiştin, hatırladın mı? Hatırladım. Tamam mı? Barıştık mı? Hadi aşağı gelin. Yarın bütün günleri birbirimizi göremeyeceğiz. Tamam, geliyoruz. Sen git. Tamam. İnanamıyorum ya. Kusacağım şimdi.
Bugün önüne gelen beni çeviriyor. Hadi ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Ay, iksir şişesini bizde unuttu. Boş ver, nasıl olsa biz içmeyecek miyiz? Doğru ya. İnceleyelim mi? Evet. Bir versene, ay altın gibi ağır ağır. Bu nasıl? Bakayım. Ay, şu da çok güzelmiş. Evet, enteresan. Olur. Ne yapıyorlar? Hiç, oturuyorlar. Sen iyi misin canım? Daha iyiyim. Merak etme, tamamen iyileşeceksin. Sağ ol hayatım. Beni düşündüğünü bilmek bana güç veriyor. Hakan'cığım, senden bir şey isteyebilir miyim? İste. Hazır yarın çocuklar yokken biraz baş başa zaman geçirebilir miyiz? Buna öyle ihtiyacım var ki bilemezsin. Yani tabii başka bir planın yoksa. Yok, tabii. Neden olmasın? Ben şunları mutfağa götüreyim bari. Ay yok canım, zahmet etme sen. Rahatsız ettim ama çocukların kıyafetleri ancak yetişti. Geçerken bırakayım dedim. Zahmet etmişsiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz müdür bey. Lütfen. Çok teşekkürler ama rahatsız etmeyeyim. Eve gidip hazırlık yapmam gerekiyor. Yarın çocuklar size emanet artık. Aa, merak etmeyin, merak etmeyin. Gelin çocuklar, alın bakalım. Kulina Hanım yoklar mı? Hayır efendim. Nasıl? Yakışmış mı Makbule Hanım? Kulina Hanım'ın beni bu kıyafette görmesine çok isterdim. Evet ama yok işte. Neyse, yarın bir ara uğrayacağını söylemişti. Artık yarın görür. Efendim, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın. Anneciğim, ben kıyafetimi denemek istiyorum. Tamam yavrum. Hadi biz de deneyelim. El kadar çocukların ne işi var dağda bayırda? Ya başlarına bir şey gelirse? Bir şey olmaz Makbuş, endişelenme. Özgüvenleri yerine gelir. Daha iyi. Hakan'cığım, o halde yarın için anlaştık değil mi? Beraber zaman geçiriyoruz. Bak, bu benim sağlığım için çok önemli. Tamam dedim ya canım. Eğer isterseniz biz bir yerlere gidebiliriz. Nereye gideceksiniz canım? Sen huzur evine, Nana da köyüne geri mi dönecek? Simge. Tamam canım, şaka yapmıştım sadece. Ya boşuna uğraşma, nasılsa gitmeyeceğiz. İyi de Nana'ya da Makbuş bakmaya kalkarsa. O da doğru ya. Peki bu iksir şişesini ne yapacağız? Çabuk onu kaldır. Özge şimdi gelir vallahi. Dur bir dakika, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hayır. Hayır. Bu benim kıdemli bir yüzücü olduğumu gösteren bir arma. Bu işte kurallar çok katıdır. Asla benim sözümden çıkamazsınız. Ben ne dersem yapmak zorundasınız. Tabii tabii, daha çok beklersin. Yani. Bunun içinde su mu var? Dur! Dur ya, ne yapıyorsun? Ne oluyor be? Ya kızım ya, ne diye içiyorsun? Ne var ya? Neydi bunun tadı, çok tuhaftı. Yoksa pis bir şey miydi? Dün gece tuvaletim gelmişti. Gitme, üşenmiştim de. Ya Emre, iğrençsin ya. Çok geçsin. Neden öyle dedin? Aklı başına gelsin diye, iyi oldu. Sence çok içti mi? Bir baksana. Sanmam. Hem çok yaranı götürmedikten sonra tek başına iksir bir işe yaramaz ki. Umarım.
Çok yerde nerede kaldı? Emre, içimde kötü bir his var. Gel bu işten vazgeçelim. Bu saatten sonra vazgeçemem. Sen gelmek zorunda değilsin. Hayır, şimdi tamam. Yalnız bırakamam. Evet çocuklar, demek hazırsınız. Hepimiz için mükemmel bir deneyim olacak. Ben bir servislere bakmaya gideyim. Öğretmenim. Ne oldu çocuğum? Biz kampa gelemiyoruz. Neden? Üstelik hazırlanıp gelmişsiniz o kadar. Ne oldu? Bugün Makmuş'un doğum günü. Biz tamamen unutmuşuz bunu. Az önce aklımıza geldi. Böyle bir günde onu yalnız bırakamayız. Yoksa çok ama çok üzülüyorum. Hay aksi. Peki madem öyle ne yapalım? Sizler de bir dahaki sefere gelirsiniz. Peki eve nasıl döneceksiniz? Babam bizi alacak. Ankesör telefondan konuştuk onunla. Peki evladım, peki. Benim için de Makbule Hanım'ın doğum gününü kutlayın, olur mu? O da zaten çadırı ben çadırı kullanabilmiyorum. Öğretmenim. Efendim yavrum. Öğretmenim. Annem Emre ile Yağmur gitmiyorsan sen de gitme dedi. Yani Makbule'nin doğum günü ya. Hay aksi. Sayımız da çok azaldı. Neyse madem öyle, sen de bir dahaki sefere gelirsin. Teşekkürler öğretmenim. Hadi çocuklar. Hep beraber uygun adım marş. Haydi 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 izci. Şoker neredesin? Kalbim ne biçim atıyor? Korkma, çok eğleneceğiz, bak görürsün. Evet, çok eğleneceksiniz. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. Of, nereye gitti bu ikisi? Ben de unutmuştum. Bak, işte buraya koydum. Aferin arkadaşım. Hadi, için şimdi. Bu garip adam da kim? Bunlar ne yapıyorlar o adamla? Evet, koyayım. Şimdi de eline tutuşun. Oyuncaklar dünyasına gitmeye hazır mısınız? Evet. Hadi Özgür, servis geldi. Gidiyoruz. Ölüm patlattın sana bir şey. Ben gelmiyorum, tamam mı? Gelmiyor musun? Evet, müdürden izin aldım. Sana hesap mı vereceğim? Beni rahat bırak. Tamam ya, ne bağırıyorsun? Gelmezsen gelme. Gitti bunlar. Şaka gibi. Şimdi buradalardı. Nasıl? Beğendiniz mi? Muhteşem. Gerçekten de masallardaki gibi. Size söylemiştim. Hadi, gerisi etrafı gezdireyim. Şaka mı yapıyorsunuz? Neredesiniz? Bu da kim? Yeni bir oyuncak mı yoksa? Anneciğim, bu yırtıklarını böyle. Sakın bana dokunma. İmdat! Yaratık sen! Vay be, burası düşündüğümden daha da güzelmiş. Daha bir şey görmediniz, durun bakalım. Hele Luna Park'a bayılacaksınız. Dünyadakilerden çok daha büyük ve güzel.
İstediğiniz kadar eğleneceksiniz burada. Akşam erken yatmak yok, sabahları erken kalkmak yok. Yok, zaten biz o kadar uzun kalmayacağız. Diğer oyuncaklar neredeler, onları çok merak ediyorum. Benim pilli bir bebeğim vardı eskiden. Acaba o da burada mıdır? Hatırlıyor musun Yağmur? Benim dökülü bir arabam vardı. Bozuldu diye çöpe atmıştık. Onu da görebilecek miyiz? Sabırlı olun. Tüm oyuncakları göreceksiniz. Kulina nerede peki? Bak. Ona görünmesek iyi olur. Sizin buraya gelmenize pek taraftar değildi. Bana kızabilir. Sizin yüzünüzden azar işitmemi istemezsiniz herhalde, öyle değil mi? Bakın ne diyeceğim. Diğer oyuncaklara sizin dünyadan gelen yeni oyuncaklar olduğunuzu söyleyeceğim. Böylece burada olduğunuz Kulina'nın kulağına gitmez. Ne dersiniz? Olur. Hadi gelin, bu taraftan gidiyoruz. Bakın çocuk, bu gördüğünüz yerler. Burası neresi acaba? Ya bir türlü aklım almıyor. Nasıl geldim ki ben buraya? Şimdi okuldaydım. Emre ile Yağmur bir adamla bir şeyler konuşuyordu. Sonra da kayboldular. Ben de birden kendimi burada buldum. Anneciğim yardım et, kayboldum. Çok korkuyorum. Anneciğim, yaratıklar! Nesi var bunun? Yeni bir oyuncak gelmiş. Sanırım lahana bebek. Evet, şimdi buradaydı ama bizi görünce kaçtı. Beni görünce de kaçtı. İlk geldiklerinde hep böyle oluyor. Ben gidip Kulina'ya haber vereyim. Kızım, hadi üflesene şunu ya. Bana ne? Yalnız kalmasınlar diye ağırdan alıyorsun değil mi? Seni cadı seni. Nana, çocuklar nerede? Müdürle kamptalar. Hayır değiller. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben bugün oradaydım ama onlar yoktu. Müdürden izin alıp gitmemişler. Ne diyorsun Kulina Hanım? Peki neredeler? Sanırım oyuncaklar dünyasındalar. Ne? Makbuş, bir şey mi oldu? Ne oldu Makbuş? Ne yapacağız? Yok bir şey evladım. Yağ kalmamış sandım da ondan bağırdım. O şoker denen mendebur kaçırmıştır çocukları. Zaten son günlerde oraya gitmeyi kafalarına takmışlardı. Hadi gidip alıp gelelim çocukları. Ay durun Makbule Hanım. Önce iyice bir emin olalım. Ben hemen oyuncaklar dünyasına gidiyorum. Ne yapacağız Makbuş? Hadi odalarına gidip bakalım. Belki bir iz bırakmışlardır. Hadi. Yemekler ne olacak? Hadi. Hadi. Nereye böyle acele acele? Yukarıda biraz işimiz var da. Önce şu yemekleri hazırlayın da gece yarısına kadar sizi beklemeyelim. Hazır. Nasıl yani ya? Daha biraz önce ortada hiçbir şey yoktu. Git bak istersen. Ya. Hadi. Ama bu nasıl olur? İnanamıyorum ya. Nana bu işte. Nasıl oldu bu şimdi? Burası ne garip bir yer. Evet, biraz korkutucu değil mi? Artık geç oldu, dönelim mi Emre? Olur mu? Daha oyuncaklar dünyasındaki en güzel yeri görmediniz. Vay be, aynı Hansel ve Gretel'deki gibi, aferin. Hadi bakalım, hadi çabuk olun biraz, hadi hadi. Hadi. Hiçbir şey yok. Ay nasıl bir şey bulabildiniz mi? Hayır. Dur bir dakika. Yastığın altında bir şey var Nana. Şoker onları oyuncaklar dünyasına götürmüş. Ay inanamıyorum artık. Vay mendebur vay. Hadi hemen gidelim. Hakanlara ne diyeceğim?
Sinemaya gitti dersin işte. İyi de çıkarken seni görmediler ki. Uydur işte bir şeyler Makbuş. Hadi, hadi Dana. Tamam. Hadi iyi şanslar. Ay. Acaba neredeler? Oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım, oyuncaklarım. Nasılsın Nana? Ay bırakın şimdi sohbeti, şokeri arıyorum. Nana'nın kaldığı evden iki çocuğu alıp buraya getirmiş. Onları hemen bulmamız gerekiyor. Şimdi çabuk dağılın, onları arayın, çabuk. Hadi. Tamam gel. Hadi. Hah, evet geldik işte, burası. Burası mı? Ama burası bize anlattığın gibi bir yer değil. Ama burası bize anlattığı gibi değil. Nesi varmış? Bence gayet güzel bir yer. Hani çok beğenecektik? Beğenemediniz mi? Bence beğensiniz iyi olur. Çünkü bundan sonra burada yaşayacaksınız. Ne? Burada mı yaşayacağız? Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen hep artık burada yaşayacağımızı mı söylüyorsun? Kulakların sağır mı? Evet, öyle. Ufaklık. Ufaklık mı? Hani arkadaşlık? Hiç de değiliz. Sen yalancının tekisin. Şoker'e güvenmekle hata yaptığımızı biliyordum. Sersem şey, çabuk bizi geri götür. Kesin bakalım, uslu durun. Nana bunun hesabını sana sorar ama. İşte bile. Beni bulursa sorar. Demek getirdin çocukları. Hem de 3 tane. Aferin. Yüce Sülina, ben sözümü tutarım. Aa Kulina. Bana Kulina deme. Yer cücesi. Geç yerine bakayım. Sülina, Kulina'nın ikiz kız kardeşi. Biz eve dönmek istiyoruz. Bana bak küçük hanım. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Artık benim savaşçım olacaksınız. Sizi öyle bir yetiştireceğim ki Kulina'yla yapacağım büyük savaşta en büyük kozum olacaksınız. Geçmişinize dair hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Seninle işim bitti, gidebilirsin. Emredersiniz Yüce Sülina. Lütfen beni bırakın. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Kapa çeneni, geç yerine. Arkadaşlar hadi kaçalım. Sersem civcivler, buradan kaçabileceğinizi mi zannettiniz ha? Çok korkuyorum. Kaçarım işte ya. O neydi ya? Ne yapacağız Kulina? Yoklar işte. Nanacığım illaki bulacağız, üzülme. Ah Şoker, seni elime geçireceğim anı 4 gözle bekliyorum. Bir şey bulabildiniz mi? Hayır, henüz yok. Dağılıp her yere baktık ama yoklar. Mavi ormanın girişinde yerde duruyordu. Çok beğendim, aldım. Bu yağmur hediye ettiğim kolyenin boncuğu. Ben de gördüm o boncuklardan. Bahçenin girişinde de vardı. Kesin bunları yağmur bırakmıştır. Bana ipucu olsun diye. Tamam o zaman. Boncukları izlersek onlara ulaşabiliriz. Ha? Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Söyler misin Emre Bey? Sana Şoker'e güvenmememiz gerektiğini söylemiştim. Ne yapayım, gelmeseydin sen de sana gel diyen mi oldu? Ben ne yapayım, hiç istemeden sizin yüzünüzden buraya düştüm. Oo, iyi oldu işte. Her şeye böyle burnu sokarsan öyle olur. Belki de burada kalıp savaşçı olmamız zevkli olur. Sabah erken kalkma derdi yok. Emre, delirdin galiba. Görmüyor musun, bizi esir aldı. Sen burada kalabilirsin, bana göre hava hoş. Hiç olmazsa senden kurtulmuş olurum. Ama ben hemen geri dönmek istiyorum. Sülina, sevgili Sülina. Lütfen çıkar beni. Ben zaten Kulina'dan ve Nana'dan nefret ediyorum. Lütfen. Güzel, sen benim birinci savaşçım olacaksın. Çattık ya. Ne olur Nana bizi kurtar. Bu bir kabus olmalı şaka gibi. Tamam ya, tamam, üzülme. Susun, susun biraz. Tamam abla. Bücür. Pardon abla. İşte bakın, burada bir tane daha var. Burada da var. Ah,
Sanırım nerede olduklarını biliyorum. Sunna'nın kulübesindeler herhalde. Orada ne işleri var? Hadi, hadi gidelim bakalım. Hadi, hadi. Biliyorum, buradan hiç kurtulamayacağız. Hayatımızın sonuna kadar o korkunç kadın nesilleri olacağız. Ya sus kızım biraz. Zaten canım sıkkın. Bir de senin ağlamanı mı dinleyeceğim? Nana lütfen bizi bul. Nana sesimizi duy. Ne olur Nana. 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 Kulina. Kulina. Nana. Nana. Bakın bakın işte çocuklar. Aa. Çocuklar o kadar korkuttunuz ki bizi. Neden yaptınız bunu? Burayı çok merak ediyorduk. Şokeri yüzünden oldu. Bizi affedebilecek misin? Bırak şimdi bunları. Önce sizi kurtarmak gerek. Oh ya. Hadi Nana, sevgili oyuncaklarım, siz de yardım edin. Geçen gün artıyor. Ne sandın Kulina? Sulina, böyle bir şey nasıl yaparsın? Eğer mesela benimleyse işte karşındayım. Çocukları rahat bırak. Ben de Mavi Orman'da artık kendi dünyamı kuracağım. Tıpkı senin oyuncaklar dünyasında yaptığın gibi. Zamanı gelince de seninle hesaplaşacağız. Bunun için çocukları kullanma Sulina. İşte karşındayım. Gücüm yetmiyor Nana. Korkak yapabileceğim bir şey kalmadı. Hayır, onları senin eline bırakmayacağım. Seni kurtaracağım çocuklar. Seni seviyorum Nana. Seni seviyorum Nana. Seni seviyorum Nana. Seni çok seviyorum Nana. İşte şimdi kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Şimdi şu kafası çabuk kaldır. Aman Tanrım, bu gücü nereden buldun? Buna sevgi derler, sen hiçbir zaman anlayamayacaksın. Bırak onları. Tamam, sakin ol, tamam. Kurtulduk. Nana, bizi kurtaracağını biliyorduk. Seni seviyoruz Nana. Canlarım. Gördün mü Sulina, sevgi neleri başarabiliyor. Şoker, sana öyle bir ceza vereceğim ki. Sırrını çözdüm Nana. Bence annen hiçbir şey duymayacak. Tabii ki sen de hatırlamayacaksın. Bu şeker de nerede kaldı? Emre, içimde kötü bir his var. Gel bu işten vazgeçireyim. Sanırım haklısın. Bence de gitmemiz hiç doğru olmayacak. Eğer gidersek hem bizim hem de Nana'nın başı derde girebilir. Belki bir gün görebiliriz orayı. Belki de bir gün. Evet çocuklar, demek hazırsınız. Hepimiz için mükemmel bir deneyim olacak. Çok iyi vakit geçireceğiz. Ben bir servislere bakayım. Öğretmenim. Efendim çocuğu. Bu kamp için size çok teşekkür etmek istedik. Çok eğleneceğiz ve çok şeyler öğreneceksiniz çocuklar. Eğer kampta benim sözümü açıklarsanız başınız belaya girmez. Ya ne demezsin. Çok gıcık çocuğum. Tamam çocuklar tamam. Hadi bakalım herkes yerine geçsin. Şimdi asker gibi uygun adım izci marşıyla gidiyoruz. Tamam. Haydi 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 izci. Döndünüz mü?
çok güzel geçti. Sen nereden geliyorsun? Sinemadan. Babanla Simge yalnız kalsınlar diye sinemaya gittim. Geldiniz mi? Nasıldı bakalım çocuklar? Çok güzeldi ama çok yorulduk. Hemen uyumak istiyorum anne. Tamam kızım, hemen eve geçiyoruz. Harika bir geceydi Hakan'cığım. Teşekkürler. İyi geceler. Hadi kızım. Hadi geçin bakalım. Uyudular mı? Hı hı. Hemen. Çok yorulmuşlar. Ben şunları toplayayım. Sonra yaparsın. Gelsene. Bir şey söylemeyecek misin? Anlamadım. Hani ben ve Simge burada baş başa. Beni ne ilgilendirir? Böyle yapma ama. Bir şey söylemeyecek misin? İlla bir şey söylemem gerekiyor yani. Pekala. Nasıl geçti geceniz? Eğlendiniz mi? Fena değildi. Bak aslında benim aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Yani Simge ısrar edince hayır diyemedim biliyorsun, sağlığı iyi değil. Korktum açıkçası. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Neyse ben yatayım. Senin gecen nasıl geçti? Bizim yüzümüzden sıkılmadın umarım. Yok, eğlenceliydi aslında. Güzel bir filme gittim. Ya nasıl bir filmdi? Birkaç çocuk sihirli bir ülkeye kaçırılıyor. Daha önce orada yaşamış olan kahramanımız da çok sevdiği çocukları kurtarmak için tekrar sihirli ülkeye gidiyor. Bir sürü macera yaşıyorlar. Sonra çocukları kurtarıp dünyaya geri dönüyorlar. Eğlenceli bir filme benziyor. Hiç aşk yok muydu içinde? Bilmem. Orasını pek anlamadım. Biraz bizim yorumumuza bırakılmıştı. İlginç bir film olmalı. Adı neydi? Bez Bebek. Bez Bebek mi? Hı hı. Bez Bebek. İlginç olmalı.